Merhabalar herkese 9 gündür süren Eğim Chess US Rapid serüveni bugün sonuçlandı ve şampiyon belli oldu. Finalde Magnus Carlsen ve Artemiev karşılaşmıştı. Dün 2.5-1.5 buçuk, buçuk Magnus Carlsen kazanmıştı ve bugün 2-2 beraberlik bile Magnus Carlsen'i şampiyon yapacaktı. İlk iki oyunda Magnus Carlsen bir galibiyet çıkardı bugün. 1.5 yarım öne geçti ve ben sizlerle bugün 3. oyunu paylaşmak istiyorum. Magnus Carlsen'e beraberlik dahi şampiyonluğu sağlıyor. Bakalım 3. oyunda neler olmuş. Artemiev kazanmak zorunda bu oyunu eğer umutlarını devam ettirmek istiyorsa. E4 ile başladı Carlsen. C5 ile Sicilya varyantını Sicilya açılışını tercih etti burada. Artemiev. At F3'ün ardından D6 D4'ün ardından C çarpı D4 At çarpı D4. Açık bir Sicilya izliyoruz. At F6. At C3 ile devam edildikten sonra A6 ile Neidorf varyantını tercih ediyor burada. Artemiev. Fileyi G2'ye geliştirildi. G6'dan sonra fil G7'den geliştirilecek fakat burada Karsen'in G4'ünü görüyoruz. Acaba şah kanadından bazı piyon sürüşleriyle orada atak fikirleri yaratılabilir mi? Rakibinin kısa rokuna bir gözdağı verilmiş olabilir mi? H6 oynuyor burada Artemi'ye. Buraları biraz daha sağlamlaştırmaya çalışacak ve G5 hamlesini özellikle ilk aşamada engellemeye çalışacak. Fil E3'ün ardından fil G7 geliştirilmiş ve F3 ile Karsan şimdi G4 ve E4 piyonlarını daha da sağlamlaştırdı. Bunun diğer anlamı da beyazların uzun rok atacağı aslında B5. B5'ten sonra B4 sürmek isteyecek ve tabii ki rakibinin uzun ok atacağını anlayan Artemiev Vezir kanadından yardır yardır gelmek istiyor. B5'e karşılık B4 sürülmesin diye A3 oynamış karsan, fil B7 gelişilince de Vezir D2 ile aslında güzel bir batarya elde etmiş oldu. H6'ya bakan burada Magnus Karsan Artemiev at C6 oynuyor uzun rokun ardından B4 hamlesi şimdi geliyor. B4'teki piyon savunulmuş durumda ama burada bir hamleyle o savunmayı atabiliyoruz aslında. O hamlede at çarpı C6. At çarpı C6 6'dan sonra fil çarpı C6 ve A çarpı B4 Beyazlar bir piyon öne geçmiş oluyor. Yalnız acaba bu piyonu Artemi'ye verdikten sonra bazı hatları açıp atağını kuvvetlendirebilir mi? Vezir B8 hemen B4 piyonuna bir baskı ve at D5'e geliyor. At D5 ile birlikte B4 piyonu savunulmuş oldu ve bazı taşlar şimdi kırışılmak isteniyor burada. Burada fil çarpı D5 almayı tercih ediyor Artemi'ye. Belki at çarpı D5 alsaydı bu filin çaprazı daha etkili olabilirdi ama o filin çaprazını herhalde biraz daha sonra kullanmayı, daha keskin konumlarda kullanmayı tercih etti ve E çarpı D5 hamlesinden sonra da çift bir rakibine verdikten sonra da A5 oynuyor burada Artemiev diyor ki ben hatları açmak istiyorum A ve B hatta eğer açılırsa benim hücumlarım gerçekten önlenemez gerçekten önlenemez mi eğer Karsen burada B çarpı A5 alsaydı A 4 gibi bir hamle vardı ver veziri Ver B7'den matı özür dilerim B2'den matı diyecekti Artemiye ve vezirin e, kurtuluşu olmadığını görüyorsunuz burada sadece matı tutabilir veya sadece veziri tutup matı bırakabilirdi burada Karsen bu yüzden tabii ki Karsen A5 hamlesine karşılık B5'te bu hatları açmamak istiyor çift fil kendisinde ve çift filin burada ee, yan yana durarak aslında veya üst üste gözüküyor üst üste durarak piyonları gayet sağlam bir şekilde tuttuğunu görüyorsunuz. A4, A3'lerle beraber en azından A hattını açmaya çalışacak Artemiev. Fil D4. Bu fil gerçekten çok önemli bir çaprazı kapatmış oldu şimdi ve bu çaprazda hakim olması bu filin açıkçası oyunun en önemli taşlarından bir tanesi yapıyor bu fili. Burada siyahların kısa rok attığını görüyoruz. Tabi bu atı çekemiyorsunuz aksi takdirde G7'deki fil boşta kalıyor. G7'deki fil de savun olarak uzun rok atılarak diğer kaleyi de oyuna katmak isteyecek. Artemiev, şah B1. Karsen burada çok sağlamcı. Herhangi bir A piyonu sürülüşünü çok şahı A1'e kaçarak savunmasını isteyecek artık burada kendi şahının. A3'ün ardından hala hatları açmamaya çalışıyoruz. b B3 ve Bezir C8 de başka bir hattan yüklenmeye karşılık da C4 hamlesi geliyor Karsen'den ki baktığımız zaman piyon yapısı çok sağlam. D4'teki fil çok sağlam gözüküyor ve şu anda siyahların bir kazanç fırsatı yok gibi bir şey aslında. Bir yerden açıklık elde etmesi lazım. Aksi takdirde bu oyun sonu piyon fazla oyun sonu beyazlara gülümsüyor açıkçası. A2 ile şah çekildikten sonra bu şah çok önceden a e gitmeye karar vermişti. Ve kale E8'in ardından Artemiye artık Konuda bir şey yapamadığını farkında ve E piyonunu sürerek belki oyunu açarım diyor burada. Kale h e bir Karsen de buna bir önlem almış. Belki daha farklı fikirlerle daha üstünlük e, devam ettirebilirdi. Ama o da rakibin namlesine karşılık veriyor. E hattına kaleye gelerek aslında. E5'in ardından burada D çarpı E6 ile beraber şimdi geçerken alındı. Ve E6'daki yani daha doğrusu bu piyonu verdikten sonra kale çarpı E6 alındı. Baktığımız zaman şimdi siyahların bir şeyler yapması lazımdı ve biraz da olsun şunu yapmaya çalıştı. Oyunu açmaya çalıştı siyahlar. Fakat oradaki kritik olay aslında D6 piyonun artık zayıf bir piyon olarak kalması. Fil D3'ün ardından bu filin G6'ya baktığını ve aslında yine fillerin çok güzel çaprazlar elde ettiğini görüyoruz. Fil D3'ün ardından D5 oynuyor Artemi'ye. O zayıf piyonunu vermek istiyor. Vezir B2. Karsen hiç oraya bakmıyor artık çünkü C4'e saldırı bir amaç teşkil etmiyor onun için. Karsen çok kuvvetli bir bataryayla G7'ye doğru bakıyor burada. D çarpı C4'ten sonra fil çarpı C4 ver kaleyi. Kale çarpı E1. Kale çarpı E1 değişildikten sonra da Vezir D8'de şimdi D4 filine belki bir baskı yaratıyor. Aynı zamanda da F6'daki atı korumak zorunda tabii ki. Bu oyunun bu anından itibaren aslında F6 atının kritikliği ee, biraz önemli hale gelmiş oluyor. Çünkü taşlar değişilince beyazın üstünlüğü artmış olacak. Taşları değişmek istemiyorsanız da bazı ...fikirlere nasıl karşı koyacaksınız onu aslında bize karşısan kanıtlamış oluyor. H4, H4'ün ardından G5 oynamak isteyecek, F6'ya baskı, F6'ya baskı dolaylı yoldan G7'ye baskı olur. Bunları önle önlemesi lazım bir şekilde Artemiev'in. Kendisi G5 sürüyor, H çarpı G5, H çarpı g 5ten sonra da F4 sürülüyor. Burada Karsen G5'e kafayı takmış durumda ve F çarpı G5 alacak, F6'ya basacak ve F6 baskısından sonra artık taş olarak daha da öne geçtiğini görmüş olacağız Karsen'in. Bu F4'ün ardından G çarpı F4 alınmış ve G5 oynanıyor burada. F6 baskısı 3. taşla birlikte sağlanmış oldu. Ve bu G5'in ardından Artemiev daha da çaresiz bir konuma gitmemek için en iyi tercihini deniyor. Vezir çarpı D4. Vezir çarpı D4'ten sonra bu ne saçma bir vezir fedası diyebilirsiniz ama G7 filinin A2 piyonuyla beraber ortak çalışması tabii ki bunu sadece bir vezir fedası yapmıyor. Vezir çarpı D4'ten sonra burada at G4 oynuyor Artemiev ve diyor ki ben senin vezirini şiş attım ve düşürdüm diyor. Fakat Karsen burada tek kazanç hamlesini buluyor. Belki vezir çarpı G7, şah çarpı G7'den sonra oyunun daha eşit bir mücadeleye götürdüğünü Oyunun daha eşit bir mücadele olduğunu görebilirdik Fakat Karsen burada Varyantı çok net bir şekilde hesaplıyor Fil çarpı F7 Fil çarpı F7 şahtan sonra eğer siz şah çarpı F7 alırsanız Kale E7'ler var Burada artık vezir çarpı G7 Tehditlerini görüyorsunuz Şah çarpı E7 olursa vezir çarpı G7'den sonra Çok fazla taş üstünlüğü elde etmiş olacaktı Burada Magnus Karsen Bu yüzden fil çarpı F7'nin ardından Şah F8'e kaçmaya karar veriyor Artemiye ki Hala veziri alabilsin Fakat kale E8 hamlesi geliyor burada Kar Sen'den Kale çarpı E8'in ardından artık fil çarpı E8 alamazsınız Çünkü fil çarpı D4'ünüz boşta Bu yüzden vezir çarpı G7'nin ardından Şah çarpı G7 ve fil çarpı E8 ile birlikte Bir ata fil oyun sonuna girildi 3 piyonu 2 piyon var Fakat bu piyonun önüne alınamaz sanki. Bu piyonun önüne anlamıyor mu? F3 hemen Artemiye bu piyonu sürüyor ve kar senden de B6 geliyor. E bu oyun nasıl olacak? İki tarafta vezir mi çıkacak? Bu B6'nın olaylarından bir tanesi bu film B5'e gelerek F1 karesini tutması aslında. Bu yüzden AT3 ile beraber B piyonunu tutmaya yönelik bir hamle yapıyor aslında Artemiye burada. B7'nin ardından kim tutacak orayı? At C2. Şah Şah a2 alınca da at b4 tekrar şah ve şah a3'e gelince at a6'dan bir şekilde b8 karesini tutmayı başarıyor Artemiye. Oyunu en azından beraberliğe sürüklemek isteyecek bu dakikadan itibaren ama o da buna e, beraberlik şansı da aslında Artemiye ve e, şampiyonluğu kaybetmesine sebep olacaktı. At a6'nın ardından fil b5'te hem f1 tutuldu hem a6'ya basıldı. At b8'in ardından fil d3 ve at d7'nin ardından da şah b4'te Karsen yavaş yavaş şah Şahı ile beraber B piyonuna yaklaşmaya çalışıyor. F2. Vezir çıkma çabası fil F1'e baktığı için pek önemli gözükmüyor. Şah B5 yavaş yavaş artık malumun ilanına doğru yaklaşıyoruz. Şah F7'nin ardından B4. At herhangi bir şekilde C5'e manevresini istemiyor burada Karsan. Önemli hamlelerden bir tanesi olabilir ama ne oynasa kazanacaktı herhalde. Ve Şah E6'nın ardından Şah A6, Şah D6 ile Şah b piyonuna bakmaya gelirken de Şah A7 ile birlikte artık B8'den vezire çıkmak istiyor Karsan. Şah C7 ile B8 karesi savunuluyor ama bir sıkıntı Karsan'ın sadece B7 piyonu yok. Daha fazla piyonu var ve Karsan oyunun 49. hamlesinde G6 oynuyor ve Vladislav Artemiyev burada oyunu terk ederek Karsen'in şampiyonluğunu ilan etmiş oluyor aslında. Karsen berabere bile kalsa şampiyon olacağı bir oyunda kazanarak çok daha kuvvetli bir şekilde çok daha rakiplerine tekrar gözdağı vererek şampiyon olmuş oldu. Karsen'den gerçekten bazı açılış tercihlerini saklasa da çok güzel bir satranç performansı. Dünya şampiyonluğu maçına doğru giderek giderken daha doğrusu böyle çok daha fazla performansını arttırdığını görüyoruz bence Karsen'in. Her ne kadar rapid bir turnuva da olsa bundan sonra Norveç'es var. Norveç'te bakalım. Klasik tempoda bir Karsen ne oyunu da izleyeceğiz ama klasik tempoda Karsen neler yapacak? Açılış tercihleri nasıl olacak? Orayı da aslında merak ediyorum. O da 7 Eylül 18 Eylül arasındaki Norveç'es turnuvasında olacak. Bugün ben sizlerle finalin son gününden, şampiyonun belli olduğu günden bu oyunu paylaşmak istedim. Neden terk etmişe çok girmek istemiyorum? Çünkü bir taraftan burayı, bir taraftan burayı tutması lazım. Ve ikisini beraber tutması da pek mümkün gözükmüyor aslında. Bu yüzden Artemis evin çaresiz bir şekilde terk ettiğini görüyoruz ki. Bilgisayarda burada zaten bir 8-9 hamlede mat ilan etmiş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.